Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğümüz bu güzel çamaşırımızı çalışacağız. Çamaşırımız bu yaz günlerinde dilerseniz sadece bunu da giydirip bebeklerimize güzel bir şıklık katabiliriz üzerlerine beyaz bir tişörtle. Çok hoş olabilir ya da badillerin üzerine bu şekilde takabiliriz. Evet. Zincirimizi çekerek bel kısmından örmeye başlıyoruz. Modelimizi yerleştirdikten sonra belli bir yüksekliğe gelene kadar örüyoruz. Bebeklerimizin bezli olduğunu hesap ettiğimiz için biraz genişçe bir çamaşır ördük. Ve sonrasında düz olarak bacaklarımızın olduğu bölümlerimizi çalıştık. Önce eksildik sonra artışlarımızı yaparak yukarıya doğru tekrar geldik ve birleştirme işlemini dikerek yaptık. Son olarak lastikle her iki bacağımızın kenarlarına dolaştık. Daha sonrasında yine lastikle bel kenarını tığladık ve zincirimizi ördükten sonra çamaşırımızı kullanılmaya hazır hale getirdik. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek hemen çamaşırımızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Çamaşırımızı örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. İpimiz %50 poliamid, %50 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 11.158 numaralı ip. 100 gram ve 336 metre. Bu ipimizi örmek için bu modelimizde 3.5 numaralı tığımızı kullanacağız. Hem ipimiz kaldırıyor hem de modelimiz kalın uçlu tığlarda örülmeye çok müsait bir model. Onun için birazcık daha kalın uçlu tığ tercih ettim. Tabi sizler elinize ve alışkanlığınıza ve de ipinize göre tığlar tercih ederseniz çok daha güzel olur hemen zincirimizi çekerek başlayalım 100 zincir çekiyorum önce bir tane düğümümüzü atıp kilitlenelim şu şekilde sonrasında başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekerken de her zaman hatırlattığımız gibi ilk başlangıç zincirleri mümkün mertebe rahat çekelim çok rahat değil ama tığımızın ucunun şöyle rahatlıkla girebileceği bir genişlikte olması gerekmekte. Şimdi ben 100 tane zincirimiz olana kadar öreyim ve sonrasında görüşelim. Tam 100 zincirimi çektim. Şöyle görelim bakınız uç kısmını şurada tutmak istiyorum. Hemen ölçüsünü alalım. Zincirimin bitiş yerinden tutuyorum ve şöyle 45 santim olduğunu görüyorum. Tığımızın kadın olması bakınız hemen zincirimizin ölçüsünü büyüttü. Eğer diğer küçük numaralı tığlarla örsek bu ölçüde olmayacaktır, daha küçük ölçülerde kalacak. Evet, şöyle zincirimi düzeltiyorum. Zaten gayet düzgün bakınız herhangi bir bozukluğu yok ve birinci zincirin içerisine gelerek batıyorum. Şu şekilde birleştirme işlemini yapıyorum. Bir tane düğümümü attıktan sonra bakınız kocaman bir tane halkamız oluyor. İstediğiniz bel ölçüsüne göre zincir sayımızı büyüterek e, örebilirsiniz. Bez olacağı için bebeklerimizde biraz e, daha rahat bir çamaşır olması daha güzel. Yani bezin içerisinde rahat durması için. Evet şimdi zincirimi çekiyorum. Bir tane çekmiştim. 2 3 4 4 zincirimi çektim toplamda birincisini kapatırken çekmiştim diğer üçü de şimdi ilave ettim bir tane atlıyorum diğer zincirin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane ikili trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar bir tane atlıyorum ikinci zincirimin içerisine trabzanım örüyorum bir zincir yukarıdan çekiyorum bir zincir aşağıdan atlayarak diğer zincirin olduğu bölüme geçiyorum ve kutucukları oluşturuyorum şu şekilde bir zincir bir atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde bütün zincirimizi bitirelim ve burada görüşelim başlangıç noktamızda görüşelim bir zincir yukarıdan bir zincir aşağıdan atlıyoruz çektiğimiz zincirin altında mutlaka atlamamızı yaparak kutularımızı tamamlayalım bütün kutucuklarımızı tamamladık. Bakınız şu şekilde. Ve en son şöyle düzeltiyorum. Yanlış yapmayalım. Bakınız düzgün bir şekilde bir tane zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki 4 zincir çekmiş olduğum yerin 3. zincirine şu şekilde batarak ipimi çekiyorum. Ve burada bakınız bütün kutucuklarımız 100 tane zincirimizin içerisine birer atlayıp birer trabzan şeklinde örüp yerleştirmiş olduk. Şimdi bir tane zincirimi çekip kapatıyorum. Hemen ilk kutuyu atlıyorum. Bir zincir çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Yanındaki kutuyu atlayarak ikinci kutunun içerisine geçiyorum. 6 tane trabzanımı örmeye başlıyorum ama 3 defada alıyorum. Bakın bir aldım, 2 ve 3. Bir defa başını doluyorum. Yuvaya giriyorum. 1 2 3 tekrar yapalım bir defa tığımızın başını dolayarak girelim 1 2 ve 3 bir defa doluyorum aynı yerdeyim 1 2 ve 3 tekrar 1 2 ve 3 sayalım kaç tane olduğunu 2 4 5 bir tane daha örmemiz lazım hemen 1 2 ve 3 3 tane daha örerek tamamladık ve toplamda 6 tane trabzanımızı bir tane kutucuğumuzun içerisine ördük şimdi bir tane zincirimi çekiyorum hemen yanındaki kutuyu atlıyorum bir sonraki kutunun içerisine gelerek batıyorum tekrar bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir kutu atlıyorum diğer kutunun içerisine biraz önceki yaptığımız gibi bir defa başını dolayıp 3 defada 6 tane trabzanımızı örüyoruz bakınız 1 doluyoruz 3 çekiyoruz 1 doladım 1 2 ve 3 1 doluyorum 1 2 ve 3 tekrar 1 doluyorum 1 2 ve 3 sayalım 2 4 5 bir taneye daha ihtiyacımız var Toplamda 6 tane trabzanımızı ördük. Bakınız şu şekilde başlamıştık. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. Bir kutu atlıyorum. Diğer kutuya gelerek batıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir kutu atlıyorum. Her batışımızdan sonra bakınız birer kutu atlıyoruz. Bir kutu atladıktan sonra yandaki kutunun içerisine başını bir defa doladığımız trabzanımızı 3 defa da örüyoruz 1 2 3 ve toplamda 6 tane trabzan sayısına ulaşıyoruz 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımızı yine ördüm. 6. trabzanımızın sonrasında yine bir tane zincirimizi hemen ilave ediyoruz. Yandaki kutuyu atlıyoruz. Bir sonraki kutunun içerisine gelerek batıyoruz. Bir tane zincirimizi çekip tekrar yandaki kutuyu atlıyoruz. Bir sonraki kutunun içerisine bir defa başını doluyoruz ve 6 tane trabzanımızı örüyoruz. Şu şekilde gördüğümüz gibi ve bu sıramızı 6 trabzan, bir zincir, bir kutu atlayarak diğer kutuya batıyoruz. Tekrar bir zincir, bir kutu atlayıp 6 trabzanımız için hazır oluyoruz. Şöyle görelim. Sıramızın başına kadar bu işlemimizi tekrar edelim. Modelimizi yerleştirerek en son kutucuğumuza trabzanlarımızı ördük. Burada yalnız bir tane kutumuz eksik olduğu için hemen şuradaki, bakınız bir tane. Atlamadan hemen yanındakine battım ama diğerini atladım. Sadece bir kutumuz eksik. Evet bir tane zincirimi çektikten sonra ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz. Zincirimizi hemen bakınız şuradaki bir zincir çektiğim yerin üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde sadece geçiş yapıyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımın ardından giriyorum. Şöyle bakınız ardından girdim ve ikili trabzan şekliyle örüyoruz. Diğerini 3 defa da örmüştük. Bunu 2 defa da örüyoruz. İkinci trabzanımı örmek için tekrar tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. İttiriyorum. Ve ikili şekilde trabzanımı örüyorum. Bu trabzan gruplarımızı 6 tane 3-3 ayırıyoruz. 3 tanesini bir örüyoruz. Araya 1 ve 2 zincirimizi çekiyoruz. Diğer üçünü ise 2 zincirimizi çektikten sonra örüyoruz. Bakınız ilk hemen birinci trabzanımın ardından girdim. İkinci trabzanımın ve üçüncü trabzanımın ardından girerek 3 tane trabzanım ördüm. 2 tane zincirimi çektim. Geriye 3 tane daha trabzanım kaldı. Tıpkı başlangıçtaki ördüğüm gibi ardından girerek bu 3 trabzanımı da örüyorum. Ardından giriyorum. 1 ve 2. Tekrar ardından 1 ve 2. Yine 1 ve 2. Her iki grubumuzu, bakınız grubumuzun bir tanesi bu altılı olan trabzanımız, diğerisi de buydu. Her iki grubumuza geçişte araya zincir çekmiyorum. Sadece tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. Çünkü ortada iki tane zincirimiz olduğu için bu aradaki alt sıranın zincirini buradaki zincirimiz e, yeterli olarak karşılıyor. Onun için ekstra zincir çekmemize gerek yok. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanımı ardından giriyorum ve örüyorum. Bir. ikinciyi örüyorum. Ve üçüncüyü örüyorum. İlk 3 trabzanımızı bu şekilde ördüm. Geriye 3 tane trabzanım kaldı. Bakınız ilk 3'ünü ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak son 3 tane trabzanımı aynı şekilde ardından girerek örüyorum. Ve 3 bakınız. 3 trabzan 2 zincir. 3 trabzan arkalarından aldığım için şurada çok güzel bir kirpik görüntüsü oluşmakta bakınız kabartımız çok hoş şimdi tekrar araya zincir çekmeden direkt tığımızın başını dolayarak ilk trabzanımızı örmek için hemen bakın bu yanından giriyorum ittiriyorum ve örüyorum 1 ve 2 tığımızın başını dolayalım ikinciyi ördüm tekrar tığımın başını doladım üçüncüyü örüyorum bakın hemen girdim 3 tane trabzanımız ördükten sonra 1 ve 2 geriye 3 tane trabzanımız kaldı onları da aynı şekilde örelim ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım 2 3 Evet şöyle bakalım başlangıç noktasına kadar 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şekliyle örüp tamamlayalım. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanlı bölümlerimizi tamamen bitirdik. Şöyle bakalım ve yeniden alt sırada örmüş olduğumuz 6 trabzanımızı örme sıramıza geldi. Modelimiz bu iki sıranın sürekli tekrarından oluşmakta. Önce 6 tane trabzanımızı bir defa başında dolayıp 3 defa da çekerek örüyoruz. Daha sonra ise 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak üst kısmını ördükten sonra sürekli modelimiz tamamlanana kadar yani öreceğimiz ürün tamamlanana kadar aynı şekilde devam edecek Evet 3 trabzanımızı ördükten sonra başlangıç yerine gelerek batıyorum 1 ve 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum araya giriyorum 6 trabzanımı örmek için başlıyorum 1 3 defa da alıyorum bakınız 3 tanesini ördüm hemen diğer 3 tane trabzanımızı da ilave edelim sonuncu trabzanımı örüyorum bu sırada sadece alt sıranın farklı olarak alt sırada bir tane zincirimizi çekmiştik bu sıramızda ise ve bundan sonraki sıralarımızda ise bu altı trabzanımızdan sonra bir ve iki tane zincirimizi çekiyoruz ve tam araya bakınız gruplar arasındaki bölümümüze gelerek batıyoruz ve tekrar iki tane zincirle batığımız yerden çıkıyoruz tekrar iki tane zincirimizin olduğu yere gelerek 6 tane trabzanımızı ard ardına örüyoruz bir defa doluyoruz 3 defa da çekiyoruz 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördükten sonra yine 2 tane zincirimi çekiyorum her iki grup arasındaki bölümümüze gelerek batıyorum 2 tane zincirimi çektikten sonra diğer grubumun 2 zincirlik bölümüne girerek 6 trabzanımı örüyorum ve bu şekilde modelim istediğim ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyorum. Ben e, aradan da geçmek istiyorum modelimizi örerken. Bakınız üç, beş ve altıncıyı örüyorum ve beyazlarımı bu sıralarımın olduğu yerde kullanıyorum. Eğer siz de herhangi bir renk örecekseniz. Altı trabzanımızın yan yana olduğu bölümde e, renk değişikliğine gitmenizi tavsiye ederim. Çok daha güzel görünmekte. Şuradaki bakınız, kıvrımları renk değişikliğinde daha e, güzel ortaya çıkmakta. Evet, bu sıramızı ördükten sonra tekrar 3-3, şuradaki sıramızın aynısını tekrar ediyoruz ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Şu şekilde ördüm. Bakınız trabzanlarımızın olduğu kutucuklardan başlamıştım. Aşağıya doğru ördüm. 2 sıra beyaz olarak e, geçişimi yaptım. Ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5 dilim ördüm. Şöyle ölçelim. 12,5 santim yüksekliğimiz. elimize bakalım. elimiz ise 24 santim. Şimdi modelimizi tam ortalı bir şekilde ikiye ayırdık. Burada 1 2 3 4 5 6 şöyle bakalım. 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane modelimiz var. 6 a, 6 a ayırıyoruz. Modelimizin bir tanesini ise tam ortadan ikiye bölüyoruz. Yarısını bir tarafta, yarısını diğer tarafta. Yani şu an 6,5 model bir yönde, 6,5 modelimiz bir yönde olacak. Bir bakınız yarım burada. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da diğer yarısı. Şimdi örmeye başlayalım. Artık aşağıya doğru trabzan şeklinde bacaklarımızın olacağı yerleri daralarak büyüteceğiz biraz daha. Şimdi yapacağımız işlem geçiş yerindeyim şu anda ve de bakın şu şekilde bırakmaya dikkat edelim bakınız 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve başlıyorum örmeye 1 2 3 trabzanlarımı ördüm aradaki iki zincirin olduğu yere herhangi bir işlem yapmıyorum hemen diğer trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum 1 2 3 her trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzanımı örüyorum bu şekilde bakınız ilerliyoruz İki tane zincirimin olduğu yeri yine atlıyorum trabzanımın üzerine batıyorum tam tur olarak başlangıç noktamıza kadar örerek ilerliyoruz Sadece buradaki iki zincirin içerisine herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hemen trabzanımızın üzerine batarak ikili trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Sıramızı tamamladım. Şimdi bakınız tam sıranın başına çektim ayracımı. Bakın başladığım yerde ayracım daha ilerideydi. Sıramın başına çektim. Tam bir tane dilimimizin olduğu yerdeyim. Birinci dilimim ikinci dilimim, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Bu da diğer yarım dilimimiz. Diğer tarafta da aynı şekilde ayırdık. Hemen örmeye başlayalım. Şimdi eksilmeler yaparak bacak arasını belirgin hale getiriyoruz. İşaretten diğer işaretimize kadar öreceğiz. Artık tam tur örmeyi bırakıyoruz. Sadece bir parça halinde örerek ilerleyeceğiz. Şimdi örmeye başlayalım. İşaretimizin bu tarafındayım. 1, 2, 3. Yandaki trabzanımızın içerisinden bir tane ilmeğimizi alalım. Diğer trabzanımızdan da bir tane ilmeği alalım. Tığımın başını doluyorum. Bir ve iki. Bakınız burada iki tane trabzanımızı tek trabzan haline getirdik. Şöyle görecek olursanız tekrar bir daha yapalım isterseniz. Şuradan üç tane zincirimizi başlangıçta çekiyoruz. Her iki tane e, trabzanımızda eksiltmeye gideceğimiz için bakınız buradaki trabzanımdan sonra birinci trabzanın içinden dilerseniz şu şekilde bir tane ilmek ikinci trabzandan bir ilmek çıkarıp bir uzatıp iki trabzan örer gibi örüyoruz ve burada da boşluk kalmıyor diğer bir yöntem şu şekilde de örebilirsiniz tığımızın başını dolayarak bir tekrar bir ve iki bu şekilde de örebiliriz. Hangisi kolayınıza gelirse her ikisinden birisini tercih edebiliriz. Evet şimdi tığımızın başını doluyorum sırası ile ilerliyorum. Diğer uca doğru örmeye devam edelim. Birer birer kenarlardan daralacağız. diğer uca doğru ilerleyelim diğer uca doğru örerek geldim son iki tane trabzanım kaldı 1 ve 2 şimdi daralma işlemini yapıyorum bir örüyorum son trabzanımı bir defa ördükten sonra her ikisini tek seferde çekiyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip arkasını çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Bakınız iki taneden bir trabzanımızı oluşturduk. Yani bir tane azaldık. Şimdi diğer trabzanımızın olduğu yere batıyorum. Bir defa örüyorum ve bir sonrakini de örüyorum. Birer defa ikincisini çekmiyorum ve aynı anda çekiyorum. Daralma işlemimi yapıyorum. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Arada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece işlemlerimizi bu kenarlarımızda yapıyoruz. Birer birer daralıyoruz. Son iki ilmeğimizi birer defa ördük. Buradaki görmüş olduğumuz ilmeğimiz ise örgümüzü devam ettiğimiz ilmeğimiz. Birer defasını aldığımız iki trabzanımızı ve ilmeğimizi şöyle çekiyoruz. En son kesmiş oluyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimizi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız daralma işlemlerini bu şekilde başlattık ve aşağıya doğru ilerliyoruz. Şimdi tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum, bir tane azaltımı bir defa örüyorum ve bir sonraki trabzanımı da örüyorum. Bakınız iki tanesini almıştık, onun üzerinden bir tane trabzan çıktım ve yanındaki trabzanımızdan da bir tane trabzan çıkarak tek sefer ördüm. Şimdi aynı anda çekiyorum ve düzgün bir şekilde daraltıyorum ilerlemeye devam ediyorum. Diğer yöne de aynı şekilde arada herhangi bir işlem yapmadan dümdüz örerek ilerleyelim ve uç noktamızda görüşelim. Son iki trabzanımıza kadar örerek geldim. Bakınız önce üç tane zincir çekmiştik ve iki tane trabzanımızı bir defada almıştık ve tek trabzana düşürmüştük. Şimdi bu iki tane trabzanımızı son bitişte birlikte örüyoruz. Bir tane tepesine batıyorum ve tek sefer alıyorum ve 3 zincir çektiğim yere de geliyorum bir defa örüyorum tek seferde çekiyorum ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arka yönünü çeviriyorum ve hemen yanındaki trabzanımı bir defa örüyorum ve bir sonraki trabzanımı da bir defa örüyorum tek seferde çekiyorum ve diğer yöne doğru ilerliyorum kesme işlemlerimizi bu şekilde yaparak ilerleyelim kaç sıra kesiyoruz 1 2 3 4 bu dördüncü sıramız ve biraz büyütelim Evet her iki taraftan da daraltarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Burası tam tur yaptığımız yer. 12 defa ördük. Her iki yandan azalma işlemlerimizi yaptık şimdi kaç tane azaldığımıza bakalım yani trabzan sayımızı sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 bakınız azaldığımızda birlikte 16 trabzanımız var şimdi e, aynı şekilde buradan azalarak daralttık buradan da şimdi herhangi bir şekilde artma ya azalma yapmadan 16 tane trabzanımızı öreceğiz. Daha sonra artarak bu kısmı da öne doğru örmeye devam edeceğiz. Hemen örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum. Trabzanlarımızı birebir örüyorum. Burası tam bacağımızın her iki arasının tam orta kısmı olacak. Artma eksilme yapmayacağımız bir bölüm. Sıranın üzerine bir sıra daha yine aynı şekilde artmaya da eksilme yapmadan örüyorum. İki sıra sadece düz örgümüzü örüyoruz. En son trabzanıma batıyorum. Tekrar bir iki üç tane zincirimi çektikten sonra dönüyorum. Şöyle bakalım. Bakınız buradaki sayımızın aynısı azalma işlemi yapmadan birebir ördük şimdi bir sıra daha örelim sonrasında görüşelim iki sıra dümdüz ördükten sonra şimdi artışlarımıza başlayarak buradan sonrasını diğer tarafa doğru örüyoruz şimdi ilk sıramız örelim bir iki üç tane zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum hemen artışımı bakınız dibine batıyorum bir trabzanımı iki sayısı olarak artırdım. Yani iki oldu trabzanımız. Ve aradakilerini yine birer birer örüyoruz. Tıpkı eksiltmedi kenardan yaptığımız gibi artışlarımızı da kenardan yaparak istediğimiz ölçü gelene kadar örüyoruz. Yani şuradaki örmüş olduğumuz sıranın birebir aynısını da karşı tarafa örüyoruz. Arayı dümdüz ördükten sonra diğer ucumuza yaklaştık. Son zincirden olan trabzanıma batıyorum. Ve tekrar aynı yere tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Ve artışımı yapıyorum. Hem sağdan hem soldan artışımı yaptım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen zincirimin dibine bir tane daha batarak bir olan trabzanımı iki sayısına çıkarıyorum. Bakınız bir. Şimdi diğer trabzanımı örüyorum. Ve aradaki trabzanlarımı örerek uç kısma doğru ilerliyorum. Sıramızın bu kısmından örerek geldim. Bakınız en son trabzanıma iki tane kaldı. Hemen son trabzanımdan bir öncekini örüyorum. Son trabzanımı bir trabzanım örüyorum ve yine aynı yere ikinci bir trabzanımı örerek artışımı yapıyorum hem başlangıçta şu şekilde bakınız hem bitişte artışımızı yaptık 1 2 3 zincirimizi çekelim örgümüzün yönünü çevirip hemen zincirimin dibine batıyorum ve bu şekilde her iki yönde artışlarımızı yapalım eksilerek geldiğimiz sıramızın tam karşılığı olacak sayıya ulaştıktan sonra tekrar görüşelim Aynı sırada ördüm şöyle bakalım bakınız bir taraftan azaldık diğer taraftan artışlarımı yaparak ördüm ve aynı sayı gelince ipimi kopardım şöyle biraz uzun kopardım ve ucuna da iğnemi diktim tabi dilerseniz siz tığınızla da birleştirebilirsiniz fakat iğne ile daha kolay olacağı için hemen ben dikerek her ikisini şu şekilde kapatmak istiyorum. İpimi uzun kopardığımı söylemiştim hemen şöyle ayarlamamı yapıyorum. Bakınız sizler de aynı şekilde ayarlamalarımızı yapalım ve hemen uç kısımlarından dikelim. Elime alarak dikmek istiyorum. Şurayı bakınız bıraktım yarım olan yerimi. Diğer tarafta da yarım olan kısmımızı bırakalım. Ve güzelce dikelim. hiçbir şekilde belli olmuyor bakınız. Gayet güzel ve daha kolay ama hangisi kolayınıza gelirse o şekilde tamamlayalım. Ben dikmeyi tercih ettim. İlmizi aldığımızda çok derine girmeden sadece bu buğday gibi görülen kısımları her ikisinden birer birer alarak karşılıklı dikerek ilerleyelim. Evet sıramın sonunda görüşelim. Sıramın sonuna geldim ve bu şekilde tamamladık. Dikişimizi bitirdik. Arkasına geçerek düğümümüzü de atalım. Sağlamlaştırdıktan sonra Evet bu kısımda kesiyorum. Şimdi ayraçlarımı çıkarıyorum. Artık herhangi bir işimiz kalmadı. Evet dikişimizi yaptık. Şu şekilde bakınız. Diğer yönümüzü de şöyle görmekteyiz. Her ikisi de eşit oldu. Bakınız şimdi bacak, bacağımızın olduğu bölümler biraz geniş gibi durmakta. Şimdi makara lastiklerimiz ya da e, ince şu boyuttaki incelikteki lastiklerimiz ya da diğer boyutta çok kalın olmamak şartıyla lastiğimizi ayarlayalım tam bacağımızın ölçüsüne göre şu şekilde bakınız tam da bol olması biraz dar olsun ki bacağımızı şöyle rahatlıkla toparlasın şöyle bakıyorum bakınız şuradan itibaren başlarsam şöyle geldiğini düşünüyorum kesiyorum istiğimiz lastiğimizle diğer lastik kısmında ölçüyorum. Diğer bacağımız için ayarlıyorum. Belimize de aynı şekilde kullanacağız ama önce bacaklarımızı çalışalım. Şu şekilde güçlü bir düğüm atıyorum. Tabii dediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Elinizde ulaşabileceğiniz, yaşadığınız yerde, yakınınızda bulunan daha güzel lastikler de olabilir lastiğimi şöyle bağlamıştım bakınız üzerine şöyle koyduğumuzda bakınız küçük lastiğimiz daha küçük diğer e, örgümüz daha büyük Çünkü biraz toparlamasını istediğimiz için lastiğimizin biraz ebatının küçük olması gerekmekte bir tane zincir çekiyorum ve hemen lastiğimi bacağımın birisinde uygulamaya başlıyorum diğerinde de aynı işlemimizi yapacağız Yukarıdaki boş kalan kısımla hem lastiği hem de trabzanın olduğu yere geliyorum. 1 2 2 tane zincirimi çekiyorum ve batıyorum. Ve ilerliyorum şöyle araya doğru. 1 2 arkasına batıyorum ve bir kirpik yapıyorum. Batıyorum. Lastiği de bakınız. Götürüyorum. 1 2 ilerliyorum. 1 2 arkasına batıyorum. Aynı yere de batabilirsiniz. Diğer kısma da geçebilirsiniz. Tığınızın ucu dengeyi nasıl ayarlıyorsa o şekilde ayarlamaları da bulunalım. 1 ve 2 batalım. 1 ve 2 ben arkasına batalım. Bu şekilde lastiğimizi iç kısmı alarak etrafını dolaşalım ve paçamızın her ikisini de tamamlayalım. Paçamızın bir tanesini bu şekilde çalışarak tamamladık. Şimdi ikinci lastiğimizi de ayarladıktan sonra diğer paçamızı da çalışıyoruz şöyle. Lastiğimi alıyorum. Bakınız lastiğimizin mutlaka bacak boyumuzdan biraz kısa olması gerekiyor ki bacağımızın bu kısmını toparlasın. Evet yine ipimizi alalım ve hemen örmeye başlayalım. Zincirimizi çekiyorum ve lastiğimi de aldıktan sonra bakın tığıma bir tane zincir çektim. Lastiğimi alıyorum şuradan başlıyorum. 1 2 hemen dibine batıyorum. Lastiğimizi arada alıp götürüyoruz bütün bacak kenarında diğer tarafta yani başlangıcımızın hemen Sağ tarafında bitiriyoruz. İleriye doğru batıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra arkaya batıyorum. Tekrar ileriye batıyorum. İki zincir, batmış olduğum yerin ardına giriyorum ve ilerliyorum. Bir iki geri batıyorum. Tekrar bakınız her seferinde ama lütfen lastiği götürmeyi unutmayalım. 1 2 ardına batalım Evet her iki bacağımızı tamamladıktan sonra belimiz içinde lastiğimi ayarladım burada en önemli dikkat etmemiz gereken konu birebir ölçüyü almamak ölçümüzden daha küçük ölçüyü başlamak lastiğin işlevini artırmak için Evet herhangi bir yerden örmeye başlayalım birkaç katta yapabilirsiniz Tabii ki bu lastiğimizi ben şöyle kenardan başlıyorum hiç fark etmez nereden başlarsanız. Şöyle götürelim. 1 ve 2. Aynı yere gelerek batıyorum. Ve bir ileri kutuya batıyorum. 1 2 Hemen battığım yerin ardına giriyorum. Bir ileriye. Tıpkı bacaklarımızın kenarında çalıştığımız gibi çalışıyoruz burada. Trabzan aralarına girelim. Kutucuklarımıza daha yerimiz belirli olsun. 1-2 her kutuya bir tane ve tepe noktasına da iki tane zincirimizi çekelim. 1-2 1-2 Evet bu şekilde birimizi de tamamlayalım. Belimizin lastik kısmında bu şekilde tamamladık. Şimdi e, önüne bu görmüş olduğumuz trabzanlardan geçirmek için bağcık örmek istiyorum. Zincirimizi çekelim, yetecek kadar bütün etrafını ve uçlarına da iki küçük çiçeğimizi örelim. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 epeyce şöyle rahat rahat saymaya gerek yok, yetecek kadar zincirimizi çekelim ve ucuna çiçeğimizi ekleyelim. Şimdi zincirimi tamamlayayım. Zincirimi epey uzun bir şekilde çektim ve koparmak istemiyorum. Bakınız, şöyle dursun tığımızda ve e, ön olarak ayarlayacağımız kısmımızı şöyle bakalım. Ön olarak hangi tarafı uygun görüyorsak o kısımdan e, şöyle geçirmeye başlayalım. Diğer taraf kalsın. Bakınız şuradan itibaren geçiriyorum. Bir tanesinden atlıyorum, bir tanesinden geçiriyorum kutucuklarımızın şöyle ve devam ediyorum şöyle iki kat ettiğimiz zaman çok daha rahat geçişlerimizi yapacağız eğer zincirimiz yeterli olmazsa biraz daha ilave etmek için koparmadan örmeye ya yani takmaya başladım koparmayalım ki eğer az olursa ilave etmemiz kolay olsun düğüm atmayalım şöyle geçiyoruz bakınız elinizde çok rahat olmakta. Tığ biraz daha vakit alıyor. Tabi pratiğiniz hangi yönde ben elimle takmayı tercih ediyorum. Daha hızlı olabiliyorum. Evet başlangıç yerimize doğru gelelim başlangıç yerimize kadar taktım bakınız ve e, zincirimize herhangi bir şekilde gerek olmadı ne eksik ne fazla ideal ölçüde ördük şimdi uç kısmına hazır koparmamıştık da bakınız hemen e, minik bir çiçeğimizi çalışalım tığımın başını doluyorum bakınız hemen dibindeki değil bir sonraki zincirin içerisine gelerek batıyorum bir ve iki bir daha aynı yere giriyorum İki tane trabzanımı ördüm. Üçüncü trabzanımı da örüyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum, dibine batıyorum. İki tane zincir çekip çıkıyorum. Aynı yere üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir, iki ve üç. İpinizi koparmadan hemen uçta işlemimizi başlatalım. İki tane zincirimizi çekip aynı yere batalım. Tekrar iki tane zincirimizi çekip yukarıya doğru çıkalım ve üç tane trabzanımız örelim. Bir, iki, üç. İki tane zincirimi çekiyorum ve araya batıyorum ve bu şekilde şöyle sapımın olduğu kısmın dibine de bir tane batarsam çok daha hoş olacak. Bir zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan koparıyoruz ve Asılıyoruz. Çiçeğimizi şu şekilde tamamlıyoruz. Buradaki ipimizi çiçeğimizin ardına geçirip gizleyelim. Daha ince uçlu tığlarla daha rahat gizleme işlemini yapabilirsiniz. Tabi bu tığımızla da çalışabiliriz. Şu kısımdan diğer zincirimizin ucuna da aynı çalışmamızı yapalım. şekilde bir tane çiçeğimiz oldu. Diğer çiçeğimizle çalışalım. Sıkıştırıyorum. Zincirimin bakınız ilk başladığımız yerimiz. Hemen birinci zincirimizi düğümden sonraki kısma tığımın başını takıyorum ve hemen ipimi alıyorum. Şu şekilde örmeye başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Biraz önceki battığım zincir yuvasına giriyorum ve örmeye başlıyorum. Eğer yaparsanız Şuradaki fazla iplerimizi de altına alıp gizleyebilirsiniz ama zorlanacaksanız kalsın sonra içeriye alıp keseriz. 1, 2, 3, bir tane daha trabzanımız örelim. 3 trabzanımızı ördüm, başlangıçta da zincirimizi örmüştüm. 2 tane zincir çekelim ya da üç tane nasıl eğer uygun olursa şu kısma batalım tekrar zincirlerimizi çekerek aynı yere 3 tane trabzanımızı örüp burada örmüş olduğumuz gibi üç tane çiçek yaprağımızı örelim Evet her iki çiçeğimizi de yaptıktan sonra düğümümüzü attık şu şekilde ve çamaşırımız tamamlandı. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzur içinde kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın.